Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ergin Aslan'la Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyoruz. Abi hoş geldin. Merhaba nasılsın? Orhan hoş bulduk. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Beşiktaş hafta sonu Konya Spor gibi çok zor bir deplasmandan altın değerinde 3 puanla döndü. Geçtiğimiz hafta biraz oyun özelinde konuşuyorduk. Evet. Biraz da oradan başlamak istiyorum ben abi. Yani kazanırken iyi oynayarak mı kazandı yoksa Kasımpaşa maçındaki benzer oyun yine Konya'da var mıydı onu soracağım. Abi. Bence daha iyiydi yani Konya'daki özellikle mücadele çok iyiydi, üretim iyiydi. Beceriksizlik vardı yani o Beşiktaş'ın zaten bu sezon kronik problemi kanat oyuncularından bahsediyorum kanat hücumcularından işte Redmond, Muleka, Enkudu sonradan giren yani onun dışında bence üretimi istemesi mücadelesi gayet iyiydi değerli olan şey şu Konya çok zor bir deplasman herhalde memlekette 3 tane zor deplasman desek Anadolu takımları üzerinde Konya'yı koyarsın ilk 3'ün içerisine ve ilk dakikada geri düşüyorsun çok daha zorlaşıyor işler. Şimdi bir hafta boyunca çalıştığın anında gidiyor. Şimdi buna hemen reaksiyon veriyor olman lazım. Aykut Hoca yıllar önce bir şey söylemişti. Çok garipsemiştim dedi ki golü erken bulmak dedi bizim dengemizi bozdu. Yani yemekten bahsetmiyor. Attığı golün erken olmasının dengelilerini bozduğunu çok anlamamıştım. Hatta Kartınlığı biraz böyle bir şey. böyle bir üzerine cümlenin eğlenmiştik falan. Hocam ya gol atmışsın ne demek dengelerimiz bozuldu falan filan. Şimdi sendromu Konya'da gördüm. Niye? Şimdi İlan Hoca o da gitti bu arada. Hayırlı olsun diyelim Konya için de. Ee, 3-5 gün Beşiktaş maçına çalışıyorsun bir hafta. Dakika dakika belki kafanda planlar var. Şimdi gol atıyorsun. Gol attığın zaman oyun planın bambaşka bir yere gidiyor ilk dakikada. Sen mevcut oyununu oynayıp e, belki Beşiktaş'ı yenmek üzerine ön alan baskısı, ön alan oyunu oynamak istiyorsun belki. Ama bunu sahada oyuncuna çok artık anlatamazsın. Dakika bir gol öne geçmişsin. İster istemez Beşiktaş'ın hücum e, agresifliği şeyin de eee da savunma mekanizması daha yukarı çıkıyor ister istemez. Dolayısıyla böyle bir maç oldu. Maçın içerisinde ben Beşiktaş'ın e, hep Beşiktaş'ı ben kendisiyle kıyaslayarak geliyorum. Hani Beşiktaş'ı an itibariyle Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle diğerleriyle kıyaslamıyorum. Kendisiyle kıyasladığım bu Beşiktaş var. Mücadeleyi gerçekten beğendim. O arzuyu, isteği, geri dönme isteği bunların hepsini beğendim. Kolay bir şey değil orun. Biz seninle burada hep 4 oyuncu konuşuyoruz. 11 özelinde Mert döndüğünden beri. Mert, Gesson, Cenk ve Gortz. Evet. Biri gitti. En önemlisi belki de gitti. En önemlilerinden biri gitti. Şimdi kaldı 3. Şimdi nasıl olacak? Hadi nasıl olacak? Sayısı orta saha oynuyor. O sayısa geleceğim. Ama şunu önceden anla, önce anlatayım. Bu nasıl olur biliyor musun? Bu üç oyuncu sayısı 5-6-7'ye çıkarsa bir şey olur. Beşiktaş kulübeden çok katkı alamayan takım Bak Tayfur Bingöl sonradan hamle. Katkı verdi gol öncesi. iyi bir asistti o. Josef skora katkı yapamıyordu bu sene. Şimdi Josef artı bir yaz bunu. Şimdi o üç puan getirdi sana. Bunlar olduğu zaman yani bahsettiğimiz başrol oyuncularından değil de e, bu sene çok katkı veremeyen oyuncularla üç puan yazdığın zaman bu kıymetli bir hale geliyor hikaye. Sayıs Şeyle, Josef'le beraber başladı orta sahada. Şimdi Salih yoktu. Ee, şimdi maç akarken okuyorum. Ya orada oynar mı? O orada oynar mı? Sayı sordu burada oynar mı? Şimdi mesela kim oynasın? Atiba. Şimdi kulübeyle, alternatifle değerlendirelim. O oynar mı, bu oynar mı demek kolay. Evet. Peki Çözüm bu, oy odaklı bu oynar mı derken yerine kimin oynaması gerektiğini sun o zaman. Hadi sunalım. Atiba tempoyu artık kaldıramıyor. Kasımpaşa maçında kaptırdığı top gol oldu çok da hatalar yaptı. Artık yani o, o, bölgenin direkt başlayacak bir oyuncusu değil. Necip yıkılıyor ortalık. Hala mı Necip? 10 yıldır mı Necip? Hiç değil bence. Değil. E şimdi bak başka var mı alternatif? Kerem Atakan niye bu çocuk oynamıyor? Nerede bu çocuk? Onun dışında yani performansı iyi olsa idman şu bu falan hoca illaki oynatır yani. E, hal böyleyken bir çözüm üretiyor Hoca oradaki Beşiktaş alacak herhalde bir böyle bir niyeti var. 6 numara almak, 6 8 oynayan bir oyuncu gibi. Ee, iyi i̇yi de oynadı bence Sayıs. Dolayısıyla son dakika galibiyeti. Özellikle son dakika golleri e, bu tarz haftalar, bu tarz takımlar için çok önemlidir. O kulübenin gösterdiği reaksiyonla beraber düşündüğün zaman golden sonraki ciddi bir özgüven sağladığı gibi camiayı ciddi havaya sokar. Soktu da. Bu ligin olayı seri galibiyet. Bak Galatasaray arkadaydı. Sendeleyerek gidiyor falan. Pat 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 bir geldi. Nerede? 9 şimdi? galibiyet 11'e çıktı. Hatta. Nereye geldi? Beşiktaş. 3 galibiyet. Aa eksik maçını kazarsa Fenerbahçe derbisini ile puan eşitleyebilir Fenerbahçe ile. Kazandığı andan. itibaren. Evet. Yani. Şubat'ta. Aa, o yüzden çok kıymetli görüyorum ben bu galibiyeti. Gerçekten çok kıymetli. Ee, bana göre kıymetli olan bir Oyuncu da var. Josef de Souza galibiyet evet. golünü attı evet. ki bu sezon bazı mental durumlar da yaşamıştı. Bir açıklama da yaptı abi fiziksel evet. anlamda zor dönemler geçiriyorum diye. Bugünkü Ankara gücü maçında kadroda değil. Josef de Souza ile alakalı bir değerlendirme rica edeceğim abi. Son dönemlerde o yani sakat sakat oynadığını evet. da itiraf etti. Bu sezon bu sakatlığını da atlatırsa takıma neler katabilir? Şimdi bir şampiyonluk sezonunda Josef'in neler kattığını gördük. Zaten performansını Fenerbahçe'den falan biliyoruz. Şey de kolay değil. 2 yıl Arap Yarımadası'na gidip temponun düşük olduğu bir ligden Tekrar yüksek tempoyla dönmek ciddi profesyonellik isteyen bir şeydi. Bunu yapmıştı Beşiktaş'ta. E düşüş var ama düşüşüyle ilgili burada bir iletişim problemi de var. Çünkü biz dahil Joseph'in performansı üzerine olumsuz konuşurken biz Joseph'in ödemini ve onu sahada çok zorladığını Joseph'in ağzından duyuyoruz. Şimdi anladın mı? Yani bu, Böyle bir açıklama yapılmıyor. Ya? Bu bir problem. Joseph'in ağzından duyuyoruz. İşte fedakarlık yapıyor, ödemle oynuyor falan filan zaten mental olarak da açıklamaları hiç hoşuma gitmiyordu. Performansı düzüktü. Joseph takımın bel kemiği. O iyiyse takım iyi olur. E, o kötüyse zaten vaziyet ortadaydı. Kıymetli bir adam ama şu an bu ama mesela Anka Kupa maçında yok. Kayseri Spor maçını bilmiyoruz oynayacak mı oynamayacak mı. E, Joseph çok önemli bir figür. Niye? Mücadele yönü bu takıma şey çok lazım. Ee, çok kreatif bir takım değil Beşiktaş. Beşiktaş mücadele eden bir takım. Bu sene özellikle Valeriyen İsmail'de de böyle. Şenol Hoca'da da böyle. Görüntü o. Hani alın teri fazla koyduğu zaman iyi bir şey çıkartıyor maçta. Bu tarz oyuncu modeline baktığın zaman bir numarası Josef. O, o takımı da pişekleyen, ateşleyen bir oyuncu. Valla Josef dönerse, Josef işte bir Getson performansı övüyoruz biz değil mi? Yani, o bahsettiğim üçlünün, dörtlünün içerisine ilk sayılacak isimlerden biri haline gelirse Josef Beşiktaş zaten net yarışın ortaklarından bir tanesi oldu. Evet. Biraz böyle transfere doğru kaymak Hı -hı. istiyorum abi. Vegors'un ayrılığı netleşti evet. geride bıraktığımız haftada. Bununla beraber Montero'yla da yollar ayrıldı. Oyuncu Hamburg'a kiralık evet. olarak gönderildi. Öncelikle Montero özelinde bahsetmek istiyorum. Yani tabii ki Beşiktaş buraya bir takviye yapacak. Ama yapacağı stoper takviyesinde oyuncu profili nasıl olmalı abi? Valla sert, sert bir adam. Yani bu forvet ürküten stoperler her zaman evladır. Şimdi az önce de konuşuyorduk arka tarafta. Şimdi teknik stoper eyvallah ayağı yumuşak stoper, kadifa stoper bunlar tamam da. Ve ama eskiden de bu işler böyle sarkık liberolar oynardı işte tamam mı? Gökhan Keskin gibi, Müjdat Yetkinler gibi, Popescu gibi. Bunlar tamam yumuşak oynayıp oyun kurup dağıtırlardı libero gibi ama artık öyle oynanmıyor oyun. Tandem dediğimiz bir şey var. Dolayısıyla bu ligde de fizikli Golcülerin ne kadar iş yaptığını biliyoruz. Bak gol krallarına son 10 yılda. Umut Bozok bir tek size olarak. Belki hani Bopanzalar, Gomezler, Mario Gomezler, ee, o Trabzon'un golcü Sörlotlar Corneliuslar. Kalibresine girmez fizik olarak bir tek 10 yılda. Dolayısıyla buranın golcüleri sert. Buranın golcüleri ee, şey gibi yani böyle izbandut. O yüzden stoper modelin de böyle olması lazım. Yani o bir kere o tabanı göstereceksin, ürküteceksin maçın başında maçı akarken bire bire eşleşme. Ben böyle bir model istiyor, istiyorum stoper olarak. Montero bir kere hataydı. Yani ikinci kez olması Montero'nun hataydı. Çünkü olmakla olmamak arasında bir stoper oldu hep Montero. Hiçbir zaman direkt 11 oyuncusu olmadı. E şimdi bu adama bir daha niye sözleşme veriyorsun? Evet, zaten ilk gelişine bir fikir vermiş. Evet değil. yani şüpheli adama niye şey veriyorsun? E, sözleşme veriyorsun. Olmaz. O cüsseyle çok zor ya zaten hani stoper oynamak. Türkiye gibi fiziğe dayalı liglerde. O yüzden hay hayrı ne oldu Beşiktaş'ın? Opsiyonda mı opsiyonda inşallah kullanırlar. Beşiktaş oralarda bir fazlalık oyuncudan kurtulmuş oldu. Evet abi şimdi hala eleştiriliyor, hala konuşuluyor. Beşiktaş tüm eleştiri ve tartışmalara rağmen karşım diyelim ya da Abu Bakar'ı bitirme aşamasına getirdi. Hatta yani açıklama bekleniyor. İşin tartışmalı boyutunu zaten evet. geçtiğimiz hafta yaptık detaylı onda. bir ha, şekilde konuştuğumuzda. gibi tekrar konuştuk. gerek yok. Ben onda, şunu doğru. merak ediyorum, İşin biraz futbol içerisinde, saha içerisinde kalması açısından. Abubakar Bakar Beşiktaş'a Şenol Güneş yönetimdeki Beşiktaş'a neler katabilir? Bu sezon özelinde konuşacak olursak. Evet, geçmişle beraber düşünelim. Hoca Abu Bakarı kullandı ve çiftli kullandı. Bazen kanatta, bazen ileride ileri uçta kullandı. Hepsinde de verim aldı. Abu Bakar sana çok gol atar. Bir kere bağlantı oyuncusu çok önemli evet, bir bağlantı evet. oyuncusu. Bağlantı oyuncusu çok önemli bir özelliği ama şimdi bağlantı oyuncusu olmasının yanında başka bir özelliği var. Mesela Vegorsta olmayan Vegor'su hazırlarsın. Yakın oynarsın. Alver biz bunun seninle çok konuştuk. Çok. Yakın oynarsın. Alver yaparsın ya da işte kanat oyunu gelir. İşte top o iyi ortalar falan filan. İşte Abubakar maç ölü. Gitmiyor takım. Ya arkadaş bitse de gitsek derdendeyiz izleyici ve bilirsin ki takım Beckman gol atacak, bırak pozisyona gidecek mecali yok. Görünür bazı maçlarda bu. Mesela Vegors'ta bu yok. Abu Bakar şunu yapar sana. Şimdi orta yuvarlağın biraz ilerisine alır topu. Tamam mı? Bir bakar sağına soluna. Topu iki dürter. Stoperi omuz koyar yıkar. Kaleciyi yatırır. Topu içeride görürsün. Bu maç kazandıran golcan. Hiçbir şey yokken takım en kötü gününde maç kazandıran adam modelidir yani. Bu böyle bir adam bu Bakar. Dolayısıyla hani şey ne olacak şimdi böyle yapıyordur o. Zaten Cenk gibi bir adam var elinde. Bir de Abubakar geliyor. Beşiktaş'ın orası herhalde yerli şey Süper Lig'de Icardi ile beraber en üst seviye bir golcü geliyor Kesinlikle, Süper yani Abubakar, Bakar, Icardi ee, rekabeti olur ligde. Ben çok şey katacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. İşin öbür tarafına şey gibi olmasın. Açıp dinleyen şunu düşünmesin. Ee, bak bir hafta önce neler söylüyordu? O baki. Bak o orada duruyor ama o bitti şimdi bizim etik ve sağ dışı tarafı. Biz köyün delisi değilim ben yani. Köyünde elimde direksiyonla köyde dütt dütt diye gezecek halim yok. Söyledik. Söyledik. O değişmez o fikir. Bir bir gerçeklik var. Beşiktaş bakarı getiriyor mu? Getiriyor. Bir şey söyleyeceğiz artık. sahi konuşuyor Ne diyeceğiz mesela? bakar Kayseri maçına çıktı, ona çıktı, buna çıktı. Niye aldınız bu adam? Niye oynuyor? O değil ki onu söyledik zaten sportif olarak Beşiktaş alabileceği en iyi golcülerden bir tanesini alıyor. Ama şu da şurada dursun. Bilmiyorum geçen hafta söylemiş miydik? Mesela Abu Bakar olmasa ne olacak mesela ya? Ya yani plan kimdi mesela Beşiktaş'ın planında kim mesela golcüler? Ben çok merak ediyorum. Kim var mesela? İşte Abu Bakar, işte Bopenza ismi konuşuluyor. Ya diyor Bopenza, Hatay Bopenza. Oradan adam 500 bin euroya getirdi penzayı 5 milyon eurolara, 6 milyon eurolara Süper Lig'de büyük takımlara satmaya çalıştı. <laughs> ya bunların portföyü var da buluyor, getiriyor ediyorlar da hiç mi buralarda bu işler konuşulmuyor? Bu kadar hazırcılık, evet. bu kadar hazırcılık da garip yani sonuç evet. odaklı. Ona da bir sezonu kurtarman lazım bir de öyle Peki, bir yola. Tribünlerde bir tepki bekliyor musun sahaya çıkarken? Ya da Olmaz tribünler yani. sahaya çağır, şey tribüne çağırır mı yani? Hani Abu Bakar, Abu Bakar Şöyle, diye. Şöyle Orun. Sadece futbol olarak düşünme, hayat da böyle bir yere Haz dediğin şey anlık yaşanıyor. Haz, o haz, haz. Bu yeni jenerasyon üzerine yapışan bir şey ama öyle değil. Benzeşmeler var artık yeryüzünde. Yani tek tip insan, tek tip haz, anlık haz, anı kurtarmak bunların hepsi insanlığın, yeni dönem insanlığın problem demeyelim de durumu diyelim. Çünkü bana göre problemdir ama... E, ekseriyet böyleyse yani genel böyleyse bu problem değildir. Artık oraya evrilmiştir insanlık demektir. Ben çok ciddi teveccüh göreceğini düşünüyorum. Alkış, kıyamet, sevgi göreceğini düşünüyorum. Niye biliyor musun? Yine burada anlattık. Mesela hep Fatih Terim örneğini veririm ben. Belki 16 yaşında 17 yaşında çocuğa çok Galatasaraylı bir çocuğa çok bir şey ifade etmiyor Fatih Terim. Ama 30 yaş üstü herkes için çok büyük bir figür. Çocuğa diyorsun ki mesela adam diyor ki abisi babası Galatasaray ya Terim Hoca gelsin diyor. Mesela bugün için bahsetmiyorum şimdi Okan Hoca'ya gidiyor. Bizim diyor efsanemiz. Çocuk diyor ki ya o hazzı diyor bana yaşatmadı ki benim için bir şey ifade etmiyor. Babama yaşattı o hazzı diyor onun için bir şey ifade ediyor diyor. Bana yaşattığı haz meselesi. O an ben maça geldim. Abu Bakar Sergen Yalçın döneminde şunu yapmış. Bitti diyor ben şu an bana ne yaşatacak diyor. O yüzden ben ciddi teveccüh göreceğini düşünüyorum. Devam edelim abi Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun Salih Uçan'ın Beşiktaş'ta sözleşmesine yer alan artı bir yıllık opsiyonun kullanıldığını açıkladı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun abi ve bir Salih değerlendirmesi rica edeceğim senden. Salih asla beklediğim seviyede değil. Yani Salih övdüğümüzde bile Salih'i kendisiyle kıyaslıyoruz. Yani o kadar etkisiz oynuyor ki biraz etkili oynadığı zaman yapması gereken şey aslında. Yani. %60 ile oynuyor Salih bak kıpırdanma var görüyor musun mil takıma gitmeli diyorsun. Ama hayır ya Beşiktaş'ın o bölgesi maç kazandırır. Beşiktaş'ın o bölgesi beyindir yani oyunun beynidir yönlendirir yani. O, o, var mı Salih'te bu potansiyel çok... var ama açığa çıkmayan potansiyeli ben ne yapayım ki? Evet ya çok geç karar veriyor saha içerisinde. Pas opsiyonlarını görmüyor arkası dönük oynayamıyor. Yani pas istasyonu oluyor belki ee, oyunu böyle demlen, demlendiriyor ama hücuma yani Redmond kaçıyor görmüyor Enkodu kaçıyor görmüyor ve evet. boştu ya yani defalarca kötü bir şekilde pasta buluşturdu veya buluşturamadı. Evet evet evet. Ee, ben çok zayıf buluyorum. Ben de öyle şöyle. Dediğin de çok doğru abi lafını kestim özür dilerim kendisiyle kıyaslanması da çok normal. Alanya Spor'da bambaşka bir salih vardı. <laughs> e çünkü orada or generalsin. Evet. Orada or generalsin. Takım senin ayağına bakıyor. Burada burada çok daha üst düzey oyuncular var. Sen onlara ayak uydurup onların üzerinde bir adam olacaksın evet. ki herkes sana tabi olsun. Çünkü o bölge tabi olunacak bir bölge. Bak Getson Fernandez mesela. Şu an takım direkt çip o yani. Onu çıkardığın zaman o sistem tamamen çökebilir diye. Ha sözleşme uzatma meselesi. Ya zaten yabancı serbest olsa ilk 11 oynayamaz ki Salih. Salih kulübeden gelir. Yerli oyuncu. Yeteneği var. Katkıda sağlayabilir maç maç ve dakika dakika. Ama hani 11 yapıyoruz Salih falan. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Artı biri kullanma sebebi de Beşiktaş'ın işte yerli meselesi yani. Evet. Abi son olarak Kayseri Spor'la Deplasman'da evet. oynayacak. İkinci yarının ilk maçı olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş'ın galibiyet için neler yapması gerekiyor? Yani Konya'daki oyun devam mı etmeli yoksa üzerine katmalı mı Beşiktaş? %100 katması lazım. Yani Konya Spor iyi bir Deplasman, iyi bir hocası vardı. Ama 10 maçtır bir tane kazandı. Şimdi skora gidemiyordu Konya Spor. Şimdi Kayseri Spor... Her şeye rağmen o kadar zor dönemlerden geçti transfer süreçleri şu bu ama çok idealist e, ve rakip analizini çok seven bir hocası var. Yani bu işe gönül vermiş, kafa vermiş, bünye vermiş. Diyor ki ben iyi bir teknik direktör olacağım, büyük bir teknik direktör olacağım diyor. Çok seviyor işini. Dolayısıyla şimdi Çağdaş Hoca yemeyip içmeyip Beşiktaş'la ilgili pataküte çalışıyordur. Kupa maçları da bitti. Tur dağıttılar. Tur dağıttılar Evet. O yüzden çok zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı ama bu tarz bir hoca modeli Şenol Güneş gibi bir taktik dehasının işine gelebilir. Şimdi Beşiktaş'ı, bu tarz Beşiktaş Şenol Güneş gibi hocaları şöyle zorlarsın. Oyun bozarak zorlarsın. Oyun bozarsın. Depar atar, mücadele koyar, omuz koyar, fizik koyarsın. Maçı bitirmeye çalışırsın. Bu zorlar. Ama oynamak isteyen ve oynamayı plan üzerine, taktik üzerine oynamaya çalışan bir hoca Şenol Güneş'in işini kolaylaştırabilir. Çünkü karşısında da yani bu iş 50 yılını vermiş bir, bir ta taktik deha var yani. O yüzden e, ben Beşiktaş hele ki bu son galibiyetlerden sonra Kayseri spor maçına net favori olarak gidiyor. Evet abi çok teşekkür ederim. Günden Beşiktaş'ın bu haftaki yeni bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Eyvallah.